Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce abi dediği kişinin te uğradığını anlattı. Yaşadıklarını ailesine anlatamadığını söyleyen Özer, "Ablama söylesem adamı mahvederdi, anneme desem kalp krizi geçirirdi," dedi. Özer'in te uğradığı kişinin Ümit Güner olduğu da ilk kez açıklandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yıllar önce Ümit Güner isimli bir yapımcının te uğradığını anlatan usta sanatçı, adam geçenlerde vefat etmiş. Ölünün arkasından konuşulmaz ama ne söyleyeyim, hakkımı helal etmiyorum. Kıymetli ailesi ismin açıklanmasına bir şey demesin. Çünkü ilk defa siz ismini verdiniz, ifadelerini kullandı. Yaşadıklarını anlatan Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz muhafazakar olduğu için böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Şimdiki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti. Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum. Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum, ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar, kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum. Sonra, anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum dedim. Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan. Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu yokuşunda bir tokat attı. Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun, dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki, kızım, bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun, diyor. Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler. Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. Bunu içinden atman gerekiyor, dedi. Diyorlardı ya, Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor, kimseye bakamıyor ki Zerrin, ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.